Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi süresinde e, Türk ordularının başarıya ulaşması özellikle Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinden sonra Batı Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasıyla birlikte Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığını görüyoruz. Şimdi Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı inceleyelim. 11 Ekim 1922 tarihinde imzalanmıştır Mudanya Ateşkes Anlaşması. Ateşkes'e zemin hazırlayan gelişmelere baktığımızda Yunan ordusunun kesin olarak yenilgiye uğratılması, Fransa ve İtalya'nın İngiltere'yi yalnız bırakması, Mustafa Kemal'in barışçı siyaseti ve diplomatik girişimleri sonucunda Rusya'nın boğazların güvenliği için Türkiye'nin yanında olduğunu açıklaması bu ateşkes anlaşmasına zemin hazırlayan gelişmeler olmuştur. Mudanya Ateşkes Anlaşması'nda taraflara baktığımızda ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen İsmet Paşa'nın burada yer aldığını görüyoruz. Taraflardan diğeri ise itilaf devletleri yani İngiltere, Fransa ve İtalya'dır. Şimdi anlaşma maddelerine baktığımızda öncelikle birinci maddede Türk ve Yunan birlikleri arasındaki savaşın sona erdirileceğini görüyoruz. Bu maddenin yorumunda ise Kurtuluş Savaşı'nın silahlı mücadelesinin bittiğini görmekteyiz. İki taraf arasında savaşın sonlandırılması demek aynı zamanda silahlı mücadelenin de sona erdirilmesi demektir. Bir başka maddede Yunan birlikleri 15 gün içinde Meriç Nehri'nin doğusunu boşaltacaklardır e, maddesi bulunuyor. Özellikle arkadaşlar biz e, Kurtuluş Savaşı sırasında doğuda, güneyde ve batıda cephe açmıştık. Trakya'da herhangi bir cephe açmamıştık ve bu maddeden anlaşılacağı üzere Doğu Trakya Mudanya Ateşkes Anlaşması sonucunda kurtarılan bir bölgedir. Yani diplomatik ilişkilerle geri alınan bir bölgedir Doğu Trakya. Doğu Trakya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin jandarma birliklerine teslim edildiğini görüyoruz. Bölgenin güvenliği bu maddeye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılmıştır. Boğazlar ve İstanbul'un yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacak. Ancak barış anlaşması yapılıncaya kadar itilaf devletleri İstanbul'da kalacaktır. Arkadaşlar bu madde Osmanlı Devleti'nin hukuken varlığını sona erdirmiştir. Bu madde Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın en önemli maddelerinden birisidir arkadaşlar. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Boğazlar ve İstanbul'un yönetimi dikkat ederseniz Osmanlı hükümetine değil Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacaktır. Bu da Osmanlı Devleti'nin artık hukuken yok sayıldığını yani itilaf devletlerinin artık mecburen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni muhatap olarak kabul ettiklerinin göstergesidir. Bir başka maddemizde barış anlaşması imzalanıncaya kadar Türk ordusu Çanakkale ve Kocaeli yarımadasında belirlenen yeri geçmeyecektir deniliyor. Bu maddenin yorumuna da baktığımızda Türk ve İngiliz kuvvetleri arasında çıkabilecek bir çatışma önlenmek istenmiştir. Çünkü az önceki maddede de baktığımızda söylemiştik. Bir barış anlaşması sağlanıncaya kadar İngiliz birlikleri İstanbul'da kalacaklardı. O yüzden bu maddede İngiltere ve Türkiye arasında çıkacak herhangi bir çatışmanın engellenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla burada bir uyarımız var. Savaşlar Yunanlılarla yapılmasına rağmen anlaşma İngilizlerle yapılmıştır. Bu durum Yunanlılara İngiltere'nin destek verdiğini de kanıtlamaktadır. Peki Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın önemine geldiğimizde şunları görüyoruz arkadaşlar. Yeni kurulan Türk Devleti uluslararası alanda yenik devlet değil artık eşit devlet statüsü kazanmıştır. Türk Devleti'nin varlığı Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla tanınmıştır. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti kaybedince Osmanlı Devleti ile Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştı. Ancak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması Mondros Anlaşması'nın hükmünü de ortadan kaldırmıştır. Yani Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla Mondros'un hükmü böylece ortadan kalkmıştır.